Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci dönem, ikinci yazılıya hazırlık yapacağız. Sizler için birbirinden harika sorular hazırladım. Boşluk doldurmalar göreceğiz, doğru yanlışlar göreceğiz. Çoktan seçmeli sorularla da hazırlık videomuzu bitireceğiz. Hadi o zaman kemerlerinizi bağlayın. Kimya yazılıya hazırlık başlıyor. Evet arkadaşlar, neler gördük? Gelin önce bir onu tekrar edelim. Bakalım öğrenci notlarımızda neler var. Tabii bazı okullarda 3. ünite 2. dönemde işlenmiş durumda. Eğer şayet 2. yazılınızda bu üniteden de sorumluysanız lütfen 2. dönem 1. yazılıya hazırlık videomuzu izlemeyi unutmayın. Peki maddenin halleriyle döneminize devam etmiştiniz, hatırlayın. Bu ünitede neler gördük? Gelin önce bir ona göz atalım. Maddenin fiziksel halleriyle tanıştınız. Toplamda 4 tane maddenin hali vardı, hatırlayın. Katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere bu 4 özellikle tanıştık. Bu fiziksel hallerin tabii ki detaylı bir şekilde özelliklerini gördük. Mesela dedik ki maddenin en düzenli hali hangi haliydi arkadaşlar? Katı haliydi. İşte katıdan sıvıya, sıvıdan gaza doğru düzensizlik ne olmaktaydı? Artmaktaydı. Ya da işte maddenin katı halinin sadece titreşim hareketi yaptığını ama maddenin sıvı halinin titreşim hareketi yanında bir de öteleme hareketi yaptığını biz ne yapmıştık? Görmüştük. Maddenin gaz haline geldiğimizde ise tabii ki hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketi yaptığından bahsetmiştik. Yani özetle maddenin fiziksel hallerini ve bunların özelliklerini detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Sorular içerisinde de zaten bu bilgileri bol bol tekrar edeceğiz. Bunun dışında maddenin bizim için çok önemli bir hali var. Yani endüstride biz bu hal değişiminden hep yararlanıyoruz. Bu da yine bizim için çok önemliydi. Burada LPG ile tanıştık, LNG ile tanıştık, soğutucu akışkanlarla tanıştık. Burası da yine dediğim gibi endüstride acaba hal değişimi bizim için nasıl önemli, o kısımdı. Ve tabii ki katıları, sıvıları ve gazları kendi içerisinde yine daha detaylı bir şekilde gördük. Katıları kendi içerisinde amorf ve kristal katılar olmak üzere ikiye ayırdık. Bunların arasındaki farkı kesinlikle bilecek miydik? Evet, bilecektik. Hatırlayın, amorf katı deyince aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Tanecikler bir tık daha kristal katılara göre düzensiz olacaktı. Amorf katılarda belirli bir geometrik şekil yoktu ve tabii ki bunun dışında belirli bir erime noktası yoktu. Yani biz aslında amorf katılar için yumuşama sıcaklığına sahip olduklarından bahsetmiştik. Buna da hatta camsı geçiş sıcaklığı adını vermiştik. Kristal katılarda ise tabii ki tanecikler amorfa göre bir tık daha düzenliydi. Kristal katıların belirli geometrik şekilleri vardı ve demiştik ki kristal katılar tabii ki belirli bir erime noktasına da sahipti ve kendi arasında da dörde ayrılmaktaydı. İyonik kristal katıları burada gördük. Kovalent kristal katıları gördük. Moleküler kristal ve metalik kristal katıları da gördükten sonra kristal katıları ne yaptık arkadaşlar? Kapattık. İyonik kristal katılarda demiştik ki zıt yüklü iyonlar aslında aklımıza gelmeliydi. Yani bir katyonla bir anyonun oluşturduğu, daha çok da iyonik bağlı bileşiklerin aslında katı hallerini burada incelemiştik. Tabii ki yüksek erime noktasına sahip miydi bu iyonik kristal katılar? Evet. Daha sonrasında kovalent kristal katılarda da bahsettik. Bunlarda da yine aslında kovalent bağ etkin rol oynuyordu. Örnek olarak buraya neyi verdik? Elması verdik mesela, bizim için çok önemli bir kovalent kristal katıydı. Moleküler kristal katıda ise 3. ünitede gördüğümüz zayıf etkileşimlerin etkin rol oynadığını söyledik. Mesela kim vardı burada? Suyun katı hali vardı arkadaşlar. Yani buzdan bahsettik. Ya da karbondioksitin katı hali vardı. Bunlar moleküler kristal katıya örnekti ve dediğimiz gibi zayıf etkileşimler burada etkin rol oynuyordu. Mesela suda ne vardı arkadaşlar? Hidrojen bağı etkin rol oynarken karbondioksitle ise London etkileşimi etkin rol oynamaktaydı. Ve en sonunda da 4. kristal katımızda metalik kristal katılardı. Tabii ki metallerin katı halleri buraya örnekti. Mesela demir katısı ya da bakır katısını bu sınıfta ne yapmıştık? İncelemiştik. Sonrasında katılar bizim için çok değerliydi ve ondan sonra da ne yaptık? Sıvılara geçtik. Sıvılar da asıl bomba
bombayı patlattık arkadaşlar. Çünkü sıvılarda viskozite kavramı günlük hayatımızın içinde de olan bir kavramdı. Balı örnek vermiştik, hatırlayın. Neydi bu viskozite? Tabii ki akmaya karşı sıvıların gösterdiği dirençti. Mesela balın viskozitesi sıvıya göre, kime göre, suya göre daha fazlaydı. O zaman diyoruz ki bazı sıvıların viskozitesi diğer sıvılara göre farklılık gösterebiliyor muydu? Gösterebiliyordu. Ama biz viskoziteyi etkileyen bir takım faktörler olduğundan da bahsetmiştik. Mesela bunlardan biri neydi arkadaşım? Sıcaklıktı. Hatırla, buzdolabında mı balı saklamak daha çok tercih ettiğimiz bir şey olur, yoksa oda sıcaklığında mı? Tabii ki oda sıcaklığında. Çünkü sıcaklık arttıkça viskozite ne olurdu arkadaşlar? Azalırdı. Buzdolabındaki bal bizim için bir tık daha akışkanlığı azdır. Yani viskozitesi fazladır. Oda sıcaklığına eğer siz balı alırsanız sıcaklık arttığı için viskozitesi düşer. Yani balın akıcılığı ne olurdu arkadaşlar? Artardı. Bundan da bahsetmiştik. Yani bizim için viskozite çok değerliydi. Ve tabii ki sıvılar kısmında buharlaşma ve yoğuşmadan bahsettik. Maddenin sıvı halden gaz hale geçmesi olayına buharlaşma denirdi. Yoğuşma ise bu olayın tersiydi, hatırlayın. Yani sıvıdan gaza geçme, buharlaşma ise gazdan da sıvıya geçme olayına yoğuşma demiştik. Ve tabii ki buharlaşmayı detaylandırdık mı arkadaşlar? Evet, mesela sıvılarda buharlaşma sıvının her yerinde mi olurdu, yoksa sadece yüzeyinde mi olurdu? Bunu konuşmuştuk. Tabii ki buharlaşma sıvının neresinde gerçekleşir arkadaşlar? Yüzeyinde gerçekleşir ve buharlaşmanın gerçekleşeceği belirli bir sıcaklık yoktur. Yani her sıcaklıkta aslında ne olur arkadaşım? Buharlaşma gerçekleşir mi demiştik? Evet. Peki sonrasında neyden bahsettik? Denge buhar basıncından bahsettik. Bizim için yine oldukça önemli bir kısımdı. Sıvısıyla gazın, yani buharın bir arada bulunduğu bir kap düşünmüştük, hatırlayın. Mesela şuraya çizelim. Kapalı bir kabın içerisine bir su koyalım. Suyu koyduktan sonra sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için burada ne vardı arkadaşlar? Bir de o sıvının buharı vardı. Ve tabii ki buradaki gaz tanecikleri, buhar tanecikleri hem sıvının yüzeyine hem de kabın çeperine bir basınç uyguluyordu. İşte biz bu basınca buhar basıncı adını vermiştik. Ve tabii ki tıpkı viskozitede olduğu gibi buhar basıncını etkileyen bir takım faktörlerimiz var mıydı arkadaşım? Evet, vardı. Neydi bunlar? Sıvının tasasına buhar basıncı bağlıdır diye kodlama yapmıştık. Sıvının tasası deyince ne anlayacaktım? Sıvının türünü anlayacaktım. Sıvının safsızlığını anlayacaktım. Ve sıvının sıcaklığını anlayacaktım. Buhar basıncı sıvının türüne bağlıdır, safsızlığa bağlıdır ve sıcaklığa bağlıdır. Bununla da ilgili yine bir güzel soru çözeceğiz zaten. Peki sonra neyden bahsettik? Buharlaşmayla kaynama olayı çok sık karışmakta. Bakın, buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşir ve her sıcaklıkta gerçekleşir. Ancak kaynama dediğimiz olay sıvının her noktasında gerçekleşirken saf sıvılar da belirli bir sıcaklıkta gerçekleşirdi. Yani buharlaşma ve kaynama arasındaki farkı kesinlikle iyi bilmeliydik. Ve tabii ki saf sıvıların belirli bir kaynama noktası olduğundan da bahsettik. Acaba dedik ki bu kaynama noktası nelere bağlıydı? Bunu da hatırlamamız lazım. Mesela kaynama noktası sıvının neyine bağlıydı arkadaşım? Türüne bağlıydı. Sonra bunun dışında dış basınca bağlıydı. Yani dağın tepesine doğru çıktıkça dış basınç ne oluyordu mesela? Azalıyor demiştik. O yüzden deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça dış basınç azaldığından dolayı kaynama noktası da ne olur demiştik? Azalır demiştik. O zaman diyorum ki sıvının türü kaynama noktasını etkiler. Dış basınç yine aynı şekilde kaynama noktasını etkiler. Bir de ne vardı arkadaşım? Yine safsızlık dediğimiz olay kaynama noktasını etkileyen bir faktördü. Safsızlıktan kastımız nedir? Saf bir suya tuz atma, içerisinde tuz çözme durumu aslında. Bunlarla ilgili de yine bir güzel sorularla bunları ne yapacağız? Tekrar edeceğiz arkadaşlar. Dördüncü ünitenin sonunda da ne gördük? Atmosferde su buharını gördük ve ondan sonra da dördüncü ünitemizi sonlandırdık. Peki sonrasında beşinci ünite doğa ve kimyaya aslında başladık. Dediğimiz gibi bazı okullar belki bu üniteye geçmemiştir ama sonuç olarak ikinci dönemin son konusu da doğa ve kimya. O yüzden biz bunu da hep beraber yine de bir görecek miyiz, göreceğiz. Bununla ilgili sorular karşımıza gelecek. Ne vardı doğa ve kimya ünitesinde? Su ve hayat kısmı vardı. Bir de çevre kimyası vardı. Su ve hayat tabii ki bizim günlük hayatımızın her yerinde olan bir kısım. Yani suyun varlıklar için öneminden bahsettik. Su kaynaklarından ve su kaynaklarının korunmasından bahsettik. Su bizim için çok değerliydi. Susuz
bir hayatı ne yapamazdık? Düşünemezdik. Bunun dışında su tasarrufunun öneminden bahsettik ve tabii ki sert su ile yumuşak su arasındaki farkı kesinlikle ne yapacaktık arkadaşlar? Bilecektik. Bunun dışında da çevre kimyasından bahsettik. Hava, su, toprak kirliliğine sebep olan kimyasalları tanıdık. Aynı şekilde su ve toprak kirleticileri de burada tanıdık. Mesela kim vardı? Deterjanlar su ve toprak kirletici olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ya da endüstriyel atıklar bu şekilde çevreye ne yapıyordu arkadaşlar? Zarar veriyordu ve kirliliğe sebep oluyordu. Evet, tabii ki bunları gördük, ancak diyoruz ki sorularımıza geçmeden önce ödevlendirmemizi yapalım. Dinamo Soru Bankası'ndan eminim ki hepiniz 4. ve 5. üniteye dair soruları çözmüşsünüzdür. Ancak diyoruz ki sınava girmeden önce bizim yazılıya hazırlık kısmını muhakkak bitirmemiz gerekiyor. Sayfa 191'de arkadaşlar yazılıya hazırlık kısmı var. Mesela maddenin hallerine ait bir güzel klasik sorularımız var. Aynı şekilde doğru yanlışlarımız var. Burayı ne yapıyoruz? Muhakkak bitiriyoruz. Doğa ve kimya içinde aynı şekilde sayfa 216'daki yazılıya hazırlık kısmımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları çözmeden sınava girmeyelim. Tabii bunun dışında yeni bir kitabımız var arkadaşlar. 9. sınıfta 2. döneme ait tüm yazılı notlarını bulabileceğiniz bir kitap kendisi. Tabii ki bütün dersler içerisinde var. Kimya nereden başlıyor diyorsanız sayfa 156'dan itibaren kimya notlarına ulaşabilirsiniz. Burada aslında 2. dönemde yazılı öncesi son tekrarı buradan da yine ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Muhakkak bunları da yaptıktan sonra bence sınava hazır bir şekilde bomba gibi geleceğinize inanıyorum. O zaman haydi gelin bakalım. Sorularımızla bir uçuşa geçelim. Peki ilk sorumuzda ne var arkadaşlar? Boşluk doldurma kısmımız var. Tabii ki muhakkak hocamız bir boşluk doldurma sorusu soracaktır. O yüzden gelin burayı bir iyice bir pekiştirelim. Neler gördük bugüne kadar, onları bu soruda aslında inceleyeceğiz. Maddenin katı halden gaz haline geçmesi olayına ne isim vermiştik arkadaşlar? Süblimleşme adını vermiştik, hatırlayın. Hal değişimi olaylarını bilecektim. Örneğin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçme olaylarının isimlerini bilecektim. Burada katıdan direkt hiç sıvı hale uğramadan gaz haline geçme olayından bahsediyor. Ve adına ne dedik? Süblimleşme dedik. Sıvı halden gaz haline geçmesine ise az önce konuştuk. Buharlaşmanın neydi bu? Tersiydi. Yani o zaman diyoruz ki pardon, sıvı halden gaz hale sormuş. Direkt bana buharlaşmayı sormuş arkadaşım. Gaz halden sıvı hale geçme neydi? Yoğuşma olarak adlandırılıyordu. Bize sıvıdan gaza geçmeyi sormuş. O zaman buharlaşma olacak. Tam tersi yoğuşma olacak diyebiliriz. Peki bir diğer boşluğumuzda ne var arkadaşım? Sıvıların belirli bir hacmi var mıydı? Ya da şekli var mıydı? Bu bizim için önemliydi. Sıvıların belli bir hacmi vardı. Ancak ne yoktu? Şekli yoktu. Aksine sıvılar bulundukları kabın ne yapardı? Şeklini alırdı, hatırlayın. Peki gaz tanecikleri, yani bir gaz molekülündeki tanecikler acaba ne hareketi yapardı? Hatırlayın, hem titreşim hareketi yapardı, hem öteleme hareketi yapardı. Hatta bu öteleme hareketi hem sıvılarda vardı hem gazlarda vardı ve aslında maddenin bu hali eğer şayet öteleme hareketi yapıyorsa akışkandır demiştik. Ve sonrasında tabii ki maddenin gaz haline özel bir de ne hareketi yapacak arkadaşım? Dönme hareketi yapar diyeceğiz. O zaman diyoruz ki gaz tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. Öteleme hareketi yapan bir maddenin halinden bahsediyorsak o madde akışkandır diyebiliriz. Peki maddenin hali en yüksek enerjili halidir diye vermişler. Bakın dikkat et devamına, pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden bahsediyor. Bu maddenin hangi hali olur? Tabii ki plazma hali olur. Baktığınızda katı sıvı gazdan plazma daha da yüksek enerjiliydi. Hatta biz plazmaya örnek olarak neyi vermiştik? Güneşi vermiştik, şimşek demiştik, yıldırım demiştik. Bunlar çok yüksek enerjili haldi. O zaman diyoruz ki maddenin hallerinden 4 halinde de aslında bu tarz durum. Bunları inceledik. Peki sonrasında neyden bahsettik arkadaşım? Bakın LPG ve LNG'nin isimlerini bize sormuşlar. Endüstride bizim için maddenin hali önemlidir demiştik. LPG'nin açılımı neydi? Sıvılaştırılmış petrol gazıydı, hatırlayın. Sıvılaştırılmış petrol gazı bizim için günlük hayatın her yerinde kullanılıyordu. Örneğin en basitinden arabalarda kullanılan bir yakıttı kendisi, değil mi? Baktığınızda o zaman çok iyi yanıcı özelliğe sahip miydi LPG? Evet. Peki LNG neydi?
neydi? O da bizim için sıvılaştırılmış doğalgazdı. Hatırlayın. E peki doğalgazsa o zaman biz bunu da günlük hayatımızın her yerinde kullanıyor muyuz arkadaşım? Kullanıyoruz. Hatta ve hatta %90'ını LNG'nin ne oluşturuyordu? Metan oluşturuyordu. Peki bir diğer boşluğumuzda ne diyor? Sıkıştırılarak sıvılaştırılabilen, üzerindeki basınç kaldırılınca tekrardan gaz haline geçen gazlar ne olarak adlandırılır diyor. Tabii ki biz bunlara ne dedik arkadaşlar? İtici gaz adını vermiştik. Hatta parfümde, deodorantta ve spreylerde itici gazlar ne yapılmaktaydı? Kullanılmaktaydı. Peki buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığını düşüren maddelere ne isim vermiştik? Soğutucu akışkan demiştik. Soğutucu akışkanlar nerede kullanılıyordu arkadaşım? Tabii ki klima ve buzdolaplarında kullanılıyordu. O zaman buradaki bilgi aslında bize soğutucu akışkanları ne yaptı? Anlatmış oldu. Peki belirli geometrik şekli ve belirli bir erime noktası olan katılara biz ne dedik? Kristal katı dedik. Hatta amorf katılardan farklı olarak kristal katıların belirli erime noktası vardı. Amorf katılarda belirli bir erime noktası ve belirli bir geometrik şekil yoktu. Ayrımı da oradan yapmıştık. Peki bir başka sorumuz da acaba bize ne diyor? Bakın katı maddelerin özelliklerini bize vermişler ve bu maddelerin ben katı türünü ne yapacağım? Belirleyeceğim. Şimdi bilgilere göre bakalım bir ne gibi özellikler var? Örneği önce gözüme çarptı. Cam, lastik, plastik, tereyağı gibi örnekler bu katı türüne aitmiş ve belirli erime noktası olmayan, dikkat et, yumuşama sıcaklığına sahip olan katılara biz ne dedik? Amorf katı adını verdik. Örneğiyle aslında bunu da iyice pekiştirmiş olduk. Cam ya da lastik mesela yüksek sıcaklıkta yumuşuyor ve sünüyor arkadaşım. O zaman diyoruz ki bunların yumuşama sıcaklığı var mıdır? Vardır. Peki bir diğer boşluğumda değerlik elektronlarının oluşturduğu, dikkat et, elektron denizi sayesinde yüzeyi parlak olan, elektriği ve ısıyı iyi ileten katılar kimlerdi? Metalik katılarda hatırlayın. Metalik kristal katılara neyi örnek verdik? Metalleri verdik. O zaman diyoruz ki bu adamları biz yapılarını elektron deniziyle açıklamıştık. Ve tabii ki yüzeyi de parlak mıydı bunların? Evet parlaktı ve metaller elektriği, ısıyı çok da iyi iletiyordu elektronlar aracılığıyla. Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sonucu oluşan katı türünden bahsetmiş. Katı halde elektriği iletmezken sulu çözeltilerinde elektriği ilettiğini söylemiş. Aklımıza kim geldi? Tabii ki iyonik kristal katılar geldi. Hatırlayın, iyonik kristal katılarda muhakkak bir katyon, bir de ne vardı? Anyon vardı. Yani aslında iyonik bağlı bileşiklerin katarları buraya neydi? Örnekti. Peki bir diğer sorumuz neyle alakalı? Sıvılarla alakalı. Bakın burası %100 yazılıda soru olur. O yüzden çok önemli bir soru. Çünkü sıvıların bütün özelliklerini bu soruyla tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ne demişler bize? X, Y, Z sıvılarının moleküller arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişkiyi vermişler. Ve buna göre de viskozitesini, akışkanlığını, kaynama noktasını kıyaslamamı istiyor. Ben şunu çok iyi biliyorum. Viskozite dediğimiz şey moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa o kadar fazla olan bir yapı. Örnek veriyorum. Az önce hani konuştuk ya, balın viskozitesi sudan nedir dedik? Fazladır. O yüzden balın moleküller arası çekim kuvveti sudan da yine nedir diyeceğim? Büyüktür diyeceğim. O zaman moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa viskozite de o kadar fazladır. Bunu unutmayalım. O zaman moleküller arası çekim kuvvetini şöyle kısaca yazalım ve bu arttıkça viskozite ne olur diyelim? Artar diyelim. Viskozitenin bir de neye bağlı olduğunu söylemiştik az önce. Sıcaklığa bağlıydı. Ama sıcaklık arttıkça viskozite ne oluyordu? Azalıyordu. Unutmayın. Viskoziteyi iki tane faktöre bağlı olarak incelemiştik. Peki o zaman bunu kenara attık. Akışkanlığını kıyaslayın diyor. Viskozite bir maddenin, yani bir sıvının aslında akmaya karşı gösterdiği dirençti. Yani sıvının viskozitesi ne kadar fazlaysa akıcılığı o kadar azdı. O zaman ters bir ilişki olduğuna göre şu şekilde mi sıralamalıyım? Evet. O zaman bunun da notunu alalım arkadaşım. Viskozite ne kadar büyükse bir sıvıda akıcılık o kadar nedir? Azdır. Unutmayın, ters bir orantı var aralarında. Peki sıvıların benden kaynama noktalarını bir de kıyaslamamı istemiş. Kaynama noktası nelere bağlıydı? Sıvının türüne bağlıydı. Sıvının türüne göre şekil değiştiriyordu. Onun dışında safsızlığa bağlıydı, bunu biliyorum. Bir de ne vardı? Dış basınca bağlıydı kaynama noktası. O zaman diyorum ki
sıvının türü burada işin içine girdi. Moleküller arası çekim kuvveti fazla olan sıvıların yine tanecikler arasındaki çekim kuvveti fazla olduğu için kaynama noktası yüksek oluyor. Yani aynı şekilde mi sıralayacağım burayı da arkadaşım? Evet. Peki geldiğim buhar basıncına. Buna da az önce konuştuk. Buhar basıncı sıvının tasasına bağlıdır dedik. Sıvının türü, sıvının safsızlığı ve sıvının sıcaklığı demiştik. Sıvının türü deyince moleküller arası çekim kuvveti gelecek. Ama ben şunu biliyorum ki sıvının türünde moleküller arası çekim kuvveti büyük olan sıvıların buhar basıncı küçüktür arkadaşım. Bunu lütfen unutma. O zaman diyorum ki burada yine ters bir ilişki var. Yani D seçeneğini kıyaslayacak olursak Z sıvısının Y'den, Y'nin de X'den buhar basıncı nedir? Daha küçük olması gerekiyor X'in Y'den. Bunu söyleyebiliriz. Peki şu safsızlıkla sıcaklık durumlarını da aslında bu soruda vermemiş ama konuşalım. Bakın şunu unutmayın. Kaynama noktası da safsızlığa bağlı, buhar basıncı da safsızlığa bağlı. Yani sen saf bir sıvının içerisinde mesela tuz çözdün, artık saf olmaktan çıktı. Tuz miktarını ne kadar arttırırsan kaynama noktası o kadar yükselir. Ama buhar basıncı için bunu konuşacaksak tuz miktarı ne kadar artarsa, yani o kadar saf olmaktan uzaklaşırsa sıvın buhar basıncı o kadar azalır arkadaşım. Bu önemli bir fark. Peki kaynama noktası dış basınca bağlıyken buhar basıncı bakın dış basınca bağlı değil, sadece sıcaklığa bağlı. Eğer bir sıvının dış basıncı artarsa kaynama noktası ne olur bunu bilmem lazım. Ya da dağın tepesine doğru çıktık dış basınç azalır demiştik. O yüzden de kaynama noktası düşer demiştik. Yani dış basınçla kaynama noktası arasında doğru bir orantı var. O zaman diyorum ki dış basınç arttıkça kaynama noktası ne olacak? Artacak. Peki bir sıvının eğer şayet sıcaklığı artarsa buhar basıncı ne olur diyeceğim? Artar diyeceğim arkadaşım. Ve son olarak da uçuculuklarını kıyaslamamızı istemiş. Neydi? Buhar basıncı yüksek olan sıvıların uçuculuğu yine aynı şekilde yüksek oluyordu. O zaman D ve E'nin sıralaması aynı şekilde olmalı. Z sıvısının Y'den, Y sıvısının X'ten buhar basıncı büyük olduğu için uçuculuğu da Z'nin nedir diyeceğiz? En fazladır diyeceğiz. Pekala, geldik bir başka sorumuza. Bakalım burada bir doğru yanlış sorusu var ve tabii ki bize yine özellikle buharlaşma ve kaynama arasındaki farkı sormakta. Bence hocanız buradan %100 sorar. Çünkü buharlaşma ve kaynama arasındaki farkı iyi bilmelisiniz. Şimdi diyor ki buharlaşma olayı sıvının yüzeyinde, kaynama olayı sıvının her noktasında gerçekleşir. Unutma, fokur fokur ne yapıyor sıvı? Kaynıyor, yani her noktada gerçekleştiğini buradan akılda tutabilirsin. O zaman bu doğru mudur? Doğrudur diyeceğiz. Buharlaşma sıvının yeterli enerjiyi alarak sıvı yüzeyindeki tanecikleri sıvı yüzeyinden ayrılmasına denir demiş. Evet, aslında baktığımızda buharlaşma olayı endotermikti. Yani sıvı enerjiyi alıyordu ve yüzeyde gerçekleşiyordu. Yüzeyden de bu tanecikler ayrılıyordu. O zaman bu da doğru bir seçenek oldu. Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşiyordu. Buharlaşma ise belirli bir sıcaklıkta mı gerçekleşiyordu? Yoksa tam tersi mi? İyi düşün, sakın buraya düşme. Burada yanlış bir bilgi verilmiş. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Örneğin deniz seviyesinde saf su kaç santigratta kaynardı? Tabii ki 100 santigratta kaynar arkadaşım. O zaman diyoruz ki belirli bir sıcaklıkta kaynama noktası olmalı. Kaynama olmalı yani. O zaman bu yanlış bir bilgi. Buharlaşma olayı ısı alarak gerçekleşir dedik. Isı alan tepkimeler aslında endotermik tepkimi olarak adlandırılır arkadaşım. Onu da söyledikten sonra son maddeye geldim. Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda gerçekleşen olay kaynamadır. Kesinlikle doğru bir bilgi vermişler ve çok da önemli bir bilgi vermişler. Unutmayın. Eğer bir sıvı kaynamaya başlıyorsa bulunduğunuz ortamdaki dış basıncı o sıvının buhar basıncı eşittir. Ancak ve ancak o şartla kaynama olayı ne olur? Gerçekleşir diyeceğiz arkadaşlar. Pekala, geldik o zaman bir diğer sorumuza. Diyor ki bir kap vermiş, içinde bir sıvı var. Buharlaşma hızını etkileyen faktörlerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakın bu sefer buharlaşma hızına odaklandım. Diyeceğim ki A seçeneğinde
Tanecikler arasındaki çekim kuvveti arttıkça buharlaşma hızı düşer diyor. Evet, mantık kurun. Şuradaki tanecikler birbirini ne kadar çok çekerse o zaman ne yapamaz? Yüzeyden ayrılması zorlaşır. O zaman diyoruz ki buharlaşma hızı düşer. Bu bizim için doğru bir bilgi. Yüzey alanı arttıkça buharlaşma hızı artar demişler. Hatırla, az önce söyledik, buharlaşma sıvının yüzeyinde olurdu. O zaman ben yüzey alanı bunu S kadar dersem, bunu 3S kadar dersem tabii ki yüzey alanı fazla olan sıvıda daha mı çok sıvı buharlaşır? Evet. O zaman diyoruz ki bu da doğru bir yargı oldu bizim için. Peki, havadaki rüzgar arttıkça buharlaşma hızı artar diyor. Bakın, rüzgarlı havalarda çamaşır astığınızda çamaşır daha çabuk kurur. Bunun sebebi nedir? Buharlaşma hızıdır. Rüzgar sıvı taneciklerinin yüzeyden daha çabucak kopmasını ne yapıyor? Sağlıyor. O zaman bu da doğru bir yargı oldu. Ama aksine nemli bir havada senin çamaşırları kurutman çok daha zor mu oluyor? Evet. O yüzden diyoruz ki bunun sebebi ne? Nem arttıkça buharlaşma hızı azalır arkadaşım. Unutma, bizim için yine çok önemli bir bilgi kendisi. Ve son seçeneğimizde de diyor ki sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı azalır. Hayır, aksine sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı ne olur arkadaşım? Artar. Mantık kuralım. Ne kadar çok sıcaklık fazla olursa o kadar çok sıvı ne yapacak? Gaz haline geçmeye çalışacak. Çünkü az önce buharlaşma dediğimiz olayın endotermik olduğunu, yani ısı alan bir olay olduğunu söyledik. O zaman diyoruz ki biz ortamda ne kadar sıcaklığı arttırırsak tanecikler o kadar mı hızlı bir şekilde gaz hale geçer? Yani o kadar hızlı bir şekilde mi buharlaşır? Evet. O zaman diyoruz ki harika bir soruydu kendisi. Peki, geldik bir başka soruya. Bakın, müthiş bir soru yine karşımızda. Sıvıların buhar basınçlarını kıyaslamamı istemiş. Saf su var 3 kapta da ama biri Antalya, biri Ağrı, biri İstanbul demiş. Sıcaklıkları farklı vermiş. Muhteşem bir soru. Bence %100 bu tarz bir soru gelir arkadaşlar sınavda. Gelin bu soruyu bir inceleyelim. Şimdi buhar basıncını kıyaslamamı istiyor. Lütfen şu hataya düşmeyin. Kaynama noktası demiyor. Kaynama noktası mekana bağlı, yani dış basınca bağlı. Buhar basıncı dış basınca bağlı değil. İster Antalya, ister Ağrı, ister İstanbul olsun buhar basıncı nerede olduğuna göre bağlı olmayacak. Ama kaynama noktası deseydi tabii ki yükselti arttıkça, yani bir dağın tepesine doğru çıktıkça dış basınç değişecekti, kaynama noktası değişecekti. Ama bana bunu sormuyor, buhar basıncını soruyor. Peki buhar basıncı için 3 şeyden bahsettik. Sıvının türüne bağlı. Bu kapların türü aynı. Sıvının safsızlığına bağlı. Üçü de saf su. O zaman bu da cepte. Ne kaldı geriye? Buhar basıncı bir de neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlıydı. O zaman diyoruz ki sıcaklığı büyük olanın buhar basıncı ne olur arkadaşım? Büyük olur. Dikkat et. Birinci ve üçüncü kapta sıcaklıklar eşit mi? Eşit. O zaman birinci ve üçüncü kabımızda ne diyeceğiz arkadaşım? Buhar basınçları eşittir. Bunu lütfen yakala. Güzel bir soru kendisi. Peki, ikinci kapta 20 santigrat diyor. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı arttığına göre ikinci kabın tabii ki buhar basıncı ne olacak? Daha fazla olacak ve böylelikle D seçeneği de ne yapmış oldu arkadaşlar? Gelmiş oldu. Pekala. Geldik bir diğer sorumuza. Bakın, bu da bir klasik soru. Yani senden saf x katısının hal değişim grafiğini yorumlamanı istemiş. Ben neyi biliyorum? Katıysa bu adam en fazla kaç kere hal değiştirebilir? 2 kere. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçebilir. O zaman diyorum ki katıdan önce bir sıvıya geçireceğim. Sıvıdan da neye geçirebilirim? Gaza geçirebilirim. Çok dikkat et. Şu bölge ve şu bölgede sıcaklık ne olmuş arkadaşım? Sabit kalmış. Hatırla, saf sıvılar hal değiştirirlerken sıcaklıkları ne olurdu? Sabit olurdu. O zaman bakın, şuraya birinci bölge, şuraya iki, şuraya üç, şuraya dört diyelim. Şuraya da beşinci bölge adını verelim. İkinci ve dördüncü bölgede neyi görüyorum? Sıcaklık. Sıcaklığın sabit olduğunu, T'nin sabit olduğunu görüyorum. Ve hal değişimi noktaları mı buralar aslında? Evet. Yani benim bu katım 5. dakikada ve 15. dakikada ne yapmıştır? Hal değiştirmiştir arkadaşım. Çok dikkat et. O zaman 5. dakikada tabii ki katıdan neye geçecek? Sıvıya geçmeye başlayacak. Ondan sonraki kısımda ise tamamı sıvı olana kadar sıcaklığımı arttırdım ve
Bir süre sonra ben bu sıvının neye ulaştığını göreceğim, kaynama noktasına ulaştığını göreceğim ve tekrardan burada bu sıvı hal mi değiştirecek? Evet, ve en sonunda da gaz halde karşımıza mı çıkacak arkadaşım? Evet, o zaman bakın çok dikkat edin. Şurada verilen sıcaklık değerlerimiz bizim ilkinde erime noktası, ikincisinde nedir? Kaynama noktasıdır. O zaman saf X katısının erime noktası 30 santigratken kaynama noktası 80 santigrattır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ve ikinci ve dördüncü bölgelerde sıcaklık sabit olduğu için maddemiz ne yapmıştır dedik arkadaşım? Hal değiştirmiştir dedik. Tamam, bunu da cebe attık. E peki hal değiştirirken sıcaklık sabit dedik. Bu önemli dedik. E peki bu maddelerin görünümü nasıldır? Tabii ki katısı ve sıvısı ya da sıvısı ve gazı bir arada bulunduğu için bu iki bölgede maddemiz heterojen görünümlüdür arkadaşım. Yani yapısında birden çok fiziksel hal barındırmakta. Yani hem katısı hem sıvısı, hem sıvısı hem gazı. Ama birinci, üçüncü ve beşinci bölgede benim maddem nasıl görünümlü? Homojen görünümlü. Bunu nereden anladın hocam? Tabii ki tek bir fiziksel hali yapısında bulunduruyor. Yani sadece katı, sadece sıvı, sadece gaz şeklinde bulundurduğu için bu bölgelerde nedir diyeceğiz? Homojen görünümlüdür diyeceğiz. Ve bu bölgelerde dikkat edin, sıcaklık sürekli ne yapmakta? Artmakta. O zaman burada hal değişimi yok. Burada sürekli ne oluyor? Sıcaklığımız, T'miz artmakta. Bu da bizim için önemli bir kısım. Ve tabii ki mesela maddem 5. ve 10. dakika arasında hal değiştirdi. Yani eridi ve 10. dakikadan sonra aslında ne oldu arkadaşım? Tamamı sıvı halde oldu. Yani süreyle beraber de bu grafiği yorumlayabilir miyiz? Yorumlayabiliriz. Mesela maddem 15. dakikada artık ne oluyor? Kaynamaya mı başlıyor? Evet, çünkü kaynama noktasına ulaştı. 15. dakikada kaynama gerçekleşmeye başladı ve maddem kaynıyor. Ne zamana kadar? Tabii ki 20. dakikaya kadar. 20. dakikadan sonra maddemizin tamamı ne halde? Gaz halde karşımıza çıktı ve böylelikle saf X katısı iki kere hal değiştirmiş oldu. Erime noktası ve kaynama noktasında lütfen burada iyi yakalayın. Yine çok güzel bir soru olmuş kendisi. Pekala, geldik bir diğer sorumuza. Sınavda maddenin plazma hali hakkında 5 tane bilgi yazması gereken Aslı yazılı kağıdına aşağıdakileri yazmış. Buna göre de Aslı'nın maddenin plazma haliyle ilgili hangi bilgiyi yanlış yazdığını bize soruyor. Belki sizin de hocanız maddenin plazma haliyle alakalı bilgiler yazmanızı isteyebilir. Ben o yüzden diyorum ki maddenin plazma hali kesinlikle sınavda çıkabilir. Bu özellikleri iyi bilmeniz. Şimdi maddenin hangi haline plazma deniyordu? İyonize olmuş gaz aslında plazma deniyordu. Dördüncü halimiz plazmaydı. Bakın Aslı da tıpkı bizim gibi bunu söylemiş mi arkadaşım? Söylemiş ve maddenin plazma hali akışkandır demiş. Düşünüyorum, evet, maddenin plazma hali akışkandı. Güneş mesela bir plazma mıydı? Evet, bu da bizim için önemli bir bilgiydi. Peki maddenin plazma halinin belirli bir şekli ve hacmi var mıydı arkadaşım ya? Tabii ki hayır. Güneşin, yıldırımın, şimşeğin bizim için belirli bir şekli, hacmi maalesef ki yok. Bu bizim için yanlış bir bilgi. Aslı burada yanılmış. Peki dörde geldim. Maddenin plazma halinin yapısında atom, molekül, iyon gibi tanecikler bulunur diyor Aslı. Evet, haklı. Maddenin plazma hali çok değişik bir haldi. Yapısında hem atom vardı, hem molekül vardı, hem iyon vardı. Yani artı eksi yükleri de yapısında bulunduruyordu. Böyle değişik bir yapıydı. İyonize olmuş bir gazdı kendisi aslında. Bu da bizim için yine doğru bir bilgi oldu. Ve peki 5. öncülede ne yazmış Aslımız? Maddenin plazma hali elektriği iletmesine rağmen nötral yapıdadır demiş. Evet, maddenin plazma hali elektriği çok iyi iletirdi ama yapısına baktığınızda yapısındaki artı eksi yükler aslında sayıca birbirine eşitti. Yani nötral bir yapı mı görüyordunuz maddenin plazma halinde? Evet, o yüzden diyoruz ki sadece 3. öncülde yanlışlık yapmıştır. Pekala, geldik bir diğer doğru yanlış sorumuza. Bakın buradaki soru doğa ve hayatla ilgili. Yani aslında oradaki kısım bizim için önemliydi. Suyun canlılar için önemi ya da çevre kimyasından bahsetmiştik. Onunla ilgili bir de doğru yanlış kısmımız var. Unutmayın arkadaşlar, dünyadaki suyun %97'si tuzlu suydu. Sadece ve sadece %3'lük kısmı tatlı suydu. Bakın tatlı su miktarımız çok çok küçük bir kısım. Buzullar falan burada mı yer alıyordu? Evet. Bu bilgi bizim için doğru mu? Doğru bir bilgi. Peki bunun dışında suda çözünen
kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar. Yani kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 gibi iyonlar. Eğer bir suda fazlaysa bu tür sulara biz sert su adını mı vermiştik? Evet, bu tür iyonların az olduğu sular ise neydi? Yumuşak suydu. Bakın 3. öncülde de bunu söylüyor bana zaten. Doğru mu bu bilgi diyor. İçinde çözünmüş iyon miktarı düşük olan, lezzetli olan, yani bizim tükettiğimiz sulara da biz yumuşak su mu diyeceğiz? Tabii ki evet. Biz sert suyu ne yapmıyoruz? Tüketmiyoruz. Çünkü yapısında kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar çok fazla. O yüzden onu istemiyoruz. 4 de diyor ki sert sularda sabun kolaylıkla köpürmez. Bu nedenle sabun sarfiyatı sert sularda fazladır. Bu bilgi doğru mu? Evet, doğru. Neden doğru hocam? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarından dolayı sabun bir türlü bu sularda köpürmüyor. Köpürmediği için de daha mı fazla sabun harcamak zorunda kalırsın? Evet, yani sabun sarfiyatı sert sularda fazla mıdır? Evet, fazladır. O zaman diyorum ki yumuşak su şehir şebeke hatlarında, sıcak su borularında ve kazanlarda tortu bırakır mı? Hayır. Aksine bizim eğer suyumuz sert bir su ise o zaman tortu bırakır. Bu tortuyu hangi iyonlar bırakıyordu? Az önce söyledik, kalsiyum ve magnezyum iyonları. O zaman bu bilgi bizim için yanlış bir bilgi oldu. Peki su ve toprak kirleticilerin başında plastikler, deterjanlar, organik sıvılar ya da ağır metaller, piller veya endüstriyel atıklar gelir mi arkadaşım? Evet, gelir. Maalesef ki endüstriyel atıklar özellikle ya da plastikleri suya, toprağa attığımız zaman bunlar oldukça kirletici özelliğe sahip. Yüzyıllarca da yeri geliyor bu atıklardan biz ne yapamıyoruz? Kurtulamıyoruz ve tabii ki suda yaşayan canlıların ya da kendi toprağımızın, toprakta yaşayan canlıların da ölümlerine sebep oluyoruz. O yüzden bu da bizim için doğru bir bilgi. Lütfen çöplerimizi, plastiklerimizi, deterjanlarımızı suya ve toprağa ne yapmayalım? Atmayalım arkadaşlar. Kirletmeyelim doğamızı. Peki hava kirleticilerin başında ise azot oksitler, karbondioksit ve kükürt oksitler gelir diyor. Evet, bu gazlar oldukça sıkıntılı gazlarda havayı çok ciddi anlamda kirletiyorlar. Tabii ki mesela günümüzde kullandığımız toplu taşıma araçlarından tutun. İşte bireysel kendi arabalarımızda da yaktığımız benzinin sonucunda karbondioksit açığa çıkıyor ve bu doğaya oldukça zararlı. Aynı şekilde azot oksitler de, kükürt oksitler de bizim için sıkıntılı. Sera etkisine bunlar ne yapıyor arkadaşım? Sebep oluyor ve böylelikle de dünyanın aslında gidişatında değişikliklere neden olmuş oluyorlar kendileri. O yüzden biz azot oksitleri ya da kükürt oksitleri ya da karbondioksitleri pek de hayatımızda istemiyoruz. Çevreyi kirlettiklerinden dolayı. Evet arkadaşlar, karşınızda ödüllü soru, hem cevaplarınızı hem de yazılıdan sonra notlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Tek tek bu yorumları okuyacağız. O yüzden lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.